Herkese selamlar arkadaşlar, ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Outlast Trials'la ilgili yayınlanan yeni videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Beklenen bir video geldi. Karakterlerin, düşman karakterlerin arkadaşlar gözüktüğü, yarım da olsa da böyle söylüyorlar, ben izlemedim ama gameplay'in de dahil olduğu bir video ile karşınızdayım. İlk kez sizlerle birlikte izleyeceğim arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordum. Bu video sizlerden güzel bir like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsınız. Video içeriklerine, canlı yayınlara vesaire hepsine ulaşırsınız. Çok efsane içerikler geliyor. Başından sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Pür dikkatle. Yorumlarımı da belirteceğim. Yorumlarımızı söyleyeceğiz video hakkında. Evet, başlıyoruz abi, çok fazla lafı uzatmadan. Hadi bakalım. Ve başladık. Evet, gördüğünüz gibi Trials uzun zamandır beklenen oyun arkadaşlar. Kanalda da çok bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Bakalım videoda arkadaşlar, düşman karakterler. Evet, düşman oyunda bulunacak olan karakterlere bakacağız, göz atacağız. Bakalım kimler var, neler var. Oo, bayağı ofiste güzelmiş. Hugo Richard, ben bu adamı Instagram'a takip ediyorum bu arada. Tavsiye ederim. Bak, düşman tasarımları falan görüyor musunuz? Adam orada çiziyor. Bu arkadaş düşman tasarımlarıyla alakalı çalışıyor. Özel olarak çalışıyor. Evet, düşman karakterlerin arkadaşlar daha böyle artık, hani biliyorsunuz Outlast'te birinci oyun, ikinci oyun, özellikle birinci oyundaki düşmanların tasarımları vesaire güzeldi, Wallrider vesaire, daha da iyisini bekliyor fanlar diyor. Daha da kalitelisini, daha da iyisini, daha da derin bir karakter seçimi olacağını düşünüyorum ben bu oyunda da. We tried to kind of figure out how the infection is gonna work in the characters with all the new mechanics and with all the new abilities that we have. Oo, bak bunları ilk defa görüyoruz. Bak bazılarını ilk defa görüyoruz. Bak komponentleri vesaire var. Vay. Bak. Tuzaklar, muzaklar vesaire. Bunları kullanacağız muhtemelen. Çok merak ediyorum. Evet, ofisten görüntüler. Oo, bak orada bir doktor çalışıyor, bir şey üzerine çalışıyor. Bakın bunları ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Düşman tasarımları, bunlar da gelişme aşaması. İlk trailer'da hatırlarsınız bunu. Oo, bir dakika bir dakika, orada ne var? Bir saniye, biraz geri alıyorum. Bak bu ilgimi çekti. Bu fena, bak kadın modeli de var burada. Bu düşman tasarımlarının arkadaşlar, kadın düşmanlar da olacak muhtemelen. Burada bayağı çeşitli. Evet, bu tasarımcının arkadaşlar en çok favori karakteri, yarattığı karakter buymuş. Bunu da zaten benim önceki videolardan hatırlarsınız. Yalnız bayağı korkutucu görüyor. Harbiden iyi çalışmış üzerinde kral. Hugo Reis iyi çalışmış. I was completely intrigued by her story because she is this TV show host for kids. But like, televizyon şovu üzerinde şey abi, sunucuymuş bu arkadaşlar. Çocuklar için yaptığı bir televizyon şovunda sunucuymuş. Bu nasıl bir şeyse artık. Camera, she has this whole like dark side and she's supposed to look like motherly looking. Evet, karanlık tarafta olan bir yaratıklardan bir tanesi. In reality, when you look at it, it's a completely different story. Because it's an Outlast game, it needs to feel off in a way. Like, he has, evet, bu trailerlardan gördüğümüz sahneler. She's pretty, she is perky and but her face needed to be removed. Bak ofiste de tahtaya çizmiş o. Evet, şu an yandan görüyoruz tasarımını. Aa, bak bir tane daha kadın karakter var. Acaba bu ablası falan mı? Başka bir şey mi? Ya da yan karakter falan olabilir mi? Bu karakteri destekleyen bir karakter olabilir mi diye tahmin ediyorum ama bakalım. Ya da tasarımın ilk başlangıcında olacak olan karakter olabilir. Her, like, right,
Guzzi Berry is a double character. İsmi Berry'miş galiba. Berry kız ismi değil mi? Ay, erkek ismi değil mi ya? Resident Evil'daki Berry var ya. She has yanlış anlaşılmış olabilirim diye. Yani belki Berry değildir, başka bir şeydir, bilmiyorum. Major daddy issues and the puppet is the full representation of. Hmm, bak yanında puppet diye bir yani oyuncağı varmış böyle arkadaşlar. Böyle bir tasarımda bulunan, bakın önceki hali, sonraki hali vesaire. Her father, bu da onun kullandığı bir şey, alet. We pass it over to the 3D team where they did a. Bak burada kullanıyor. Aa, gameplay görüyoruz şu an. In her most beautiful way. Arkadaşlar bir dakika, ilk kez gameplay gördük şu an bir oyun içinden. Bakın grafikler çok iyi görünmüyor mu? Yorumlarda yazın lütfen, yorumlarda belirtin. Portraying. Bakın abi oyunun grafikleri vesaire, yani tamam off screen belki ama. Bu arada bakın sağ altta bazı şeyler var, ikonlar var, el var, stamina var sanırım. Abi. Böyle şeyler var abi. Karaciğer, maraciğer ikonları mı? O ne, kalp mi? Kalp galiba şu. Şu kalp abi, böbrek falan, stamina falan var galiba arkadaşlar oyunda. Biz bu oyuna nasıl speedrun yapacağız bilmiyorum, yapabilirsek yani. Yorumlarda yazın nasıl yapabileceğiz. Coil diye bir karakter var. Second? Evet, oyun içinde arkadaşlar ikinci baş düşmanlarından bir tanesi. O galiba ilk baş düşmanı. Ana baş düşman o kadın. Bu da ikinci arkadaşlar. İkincisiymiş. Bayağı ağzına sigara var abi. Polis bir abi sanırım bu. He is this police officer with a very distorted notion of law. Whatever you think it's right, he's gonna put his twist on it. He likes to torture his victims. Oh, gameplay. Bir gameplay daha bulduk. Burada yapım aşamasında bir işte hani build yapıyor işte burada abi. Bak burada. Grafik motoru üzerinde her şeyi görüyorsunuz. İkonlar, mikonlar, burada settings ayarları. Oyunlar bu şekilde yapıyor. Yani grafik motorundan değişiyor tabii yani. Motordan motora değişiyor. Bakın böyle bir karakter. Elinde böyle elektrikli job gibi bir şey var. Şuradan daha iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın beyin var. Burada. Burada bir enerji ikonu var. Burada el var. Enteresan bir şeyi var arkadaşlar. Oyun arayüzü var. Fark ettiyseniz. Şöyle yapayım hatta size. Bakın sağ alta bakın. Şu mouse bir gitmese de. Sol üstte de site assignment'lar var. Poster collected galiba arkadaşlar. Yan görevler falan var oyun içinde. Yapabileceğimiz, collect edebileceğimiz, toplayabileceğimiz main assignment, ana görevimiz bu oyundaki ve yan görevler vesaire, yapabileceğimiz yan görevler vesaire de olacak. Ya umarım böyle hani sürekli yan görev değil de böyle ana hikayeye odaklandığımız bir oyun olur. Bak şu an ondan biraz korkmaya başladım. Oyun çıkınca göreceğiz. Devam edelim. Bakın night vision açtık şu an. Bak oraya bir dakika. Bunlar önemli arkadaşlar. Buralara bakmamız lazım bir daha. Şöyle bir bakayım. Burada night vision açıyorsun. Elini şöyle basıyorsun abi. Üstten night vision'a basıyorsun ve el animasyonu güzel yapmış, düşünmüşler krallar. Zaten animasyonları, outlast'in çok güzel. Bayılıyorum yani. Bakın aşağıda Murkoff property yazıyor arkadaşlar. Murkoff'un aletlerinden bir tanesi bu. Kullandığımız. Güzel. Güzel. Karakter de güzel. Karakter de güzel. Ha bu şeyde, trailer'da gördüğümüz abimiz abi, evet. Tamamdır, anladım. İsmi Bark'mış arkadaşlar. İsmi Bark. Onun nasıl Street Fighter karakteri gibi. Bak burada farklı şeyleri var abi. Oo bir dakika. Bakın burada farklı dizaynları var işte. Yapımcılar yapıyor oyunları mesela arkadaşlar. Bir tanesine kara kıl diyor. Hangisi daha korkunç, hangisi daha oyunun atmosferine, oyun alanına daha uygun olur. Kurgusuna, hikayesine daha uygun olur. Burada işte adam çiziyor. Oyunlar genelde böyle olur. Hani yapımcı ekibin tümü toplanıyor işte. Yönetmendir, director'dır vesaire. Bir tanesinde karar kılınıyor arkadaşlar. Bayağı güzel ya. Bak Photoshop üzerinde bayağı güzel çalışmış abi. Evet burada direkt abi üstü. Ooo. Aa bak. Güzel. Because these are very important characters at the end of the day and önemli bir karaktermiş bu. Evet arkadaşlar, bu arada şey varmış, full documentary on the making of Outlast. Yani Outlast'in yapım aşamasında bulunan birçok detay 2022'de gelecekmiş arkadaşlar. Ya oyun çıkmadan bazı, yani böyle nasıl yapılıyor, neler yapılıyor falan filan oyun içinde. Aslında bu oyun çıktıktan sonra yapılması gereken bir şey ama
Yapımcı firma nedense böyle bir şey yapmış. Oyun çıkmadan önce yapım aşamasından gösteriyor. Yani spoiler olmasın. Umarım spoiler olmaz. Çok şey görmek istemiyorum ben. Böyle zaten arkadaşlar yani yapılan her trials videosunu da yayınlamayacağım. Çok önemli olmadığı sürece. Bu önemliydi. Karakterler, düşmanlar ne var? Bunu bilmemiz önemli diye düşünüyorum. O yüzden bunun videosunu çektim ama muhtemelen oyun çıkışına kadar en fazla bir tane video çekerim bununla ilgili. Ondan sonra çok fazla çekmem. Sürpriz olsun arkadaşlar. Yani şimdi adamlar yapım aşamasından görüntüler veriyor. Yani biz her şeyi görmeyelim. Hani normal video bile değil yani. Adamlar bir making of yani. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Arkadaşlar sizden neler bekliyorsunuz? Oyundan sizden neler bekliyorsunuz? Gördükleriniz şu an sizi tatmin etti mi? Heyecanlandırdı mı? Beni böyle hafiften böyle gaza yine getirdi abi. Yine bir hype'ımı yükseltti. Umarım 2022'de yakın zamanda en azından böyle Nisan, Şubat. Ben Nisan düşünüyorum. Umarım Nisan, Şubat aylarında çıkarsa çok mutlu olurum. Outlast 2 2017 Nisan'da çıkmıştı diye hatırlıyorum. 2016 mıydı? 2016'da demo 2017'de sanırım ya. Çünkü ikinciyle o ikinci oyunla Resident Evil 7 aynı dilimde çıkmıştı. Aynen. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Like'larınızı lütfen yapın. Like'larınızı gönderin bol bol. Yorumlarınızı okuyacağım. Görüşünüzü merak ediyorum oyunla ilgili. Abone olmadıysanız hala abone olup lütfen çan işaretine basarak, tümüne basarak aramıza katılın arkadaşlar. Hala abone olmayan arkadaşlar var videoyu izleyip. Ayıp yani, gelin artık. Aramıza katılın. Bir sürü güzel korku oyunları, başka oyunlar vesaire. Yolda kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.